borç. Zekat ama bir şey değil. Ha. Bu arada konuyu değiştirmek istemiyorum ama şimdi biz dükkan falan dedik ama maşallah millet müteşebbis oldu ya hocam. Hmm. Koca koca fabrikaları olanlar var. Kaç yüz işçi çalıştıran var. Gerçi bu arada işçi de arayıp bulamayanlar var. İşi beğenmiyorlar. 8 bin 9 bin işçi aradım dedi. Daha geçen hafta birisi. 300 adam alacağım dedi. Müracaat eden olmadı dedi. O apayrı bir derdimiz o. Fakat fabrikası var adamın. Fabrika 50 milyon harcamış. Evet 50 milyon. Arsa almış, üzerine bina yaptırmış, demirbaş makineler getirmiş. Onların hiçbirisi zekata tabi değil. Fabrikadaki ham, yarı mamul ve mamul maddeler zekata tabi hesaplanacak. İplik var. Dokunmuş, boyanmamış kumaş var. Boyanmış kumaş var. Bunlar hesaba dahil edilecek. Ama fabrikanın bina değeri nedir? Demirbaş makinelerinin değeri nedir? Bunlar hesaba katılmayacak. O fabrikanın şey geliri ya. Ne yapacak? Zekata tabi. Bunda niye İslam böyle yapmış hocam? İstihdam sahası açsın. İş sahası açsın. Herkesin dilinde fakir fukaraya ekmek kapısı olsun. Herkesin dilinde olan şeyi İslam çözüm getirmiş. Çözüm getirmiş. Bakın ikinci, üçüncü daireler dedik ki kiraya verilmişse değeriyle zekata tabi değil. Niye? Bir insanın barınmasına yer hazırlamış. Bütün zenginler sadece kendilerine yetecek kadar ev yapsaydı, evini almaya gücü yetmeyen fakir nerede kalacaktı? İki, şayet değeriyle zekata tabi olsaydı, bazı arkadaşlar böyle ayaküstü tekliflerde bulunuyorlar. Hı. Ya ikisinin üçüncü dairesi varsa hepsinin zekatını versin. Kardeşim senede zekatı 12 bin lira tutan bir daireyi düşünelim. Zekatı 12 bin. Eğer bu daire değeriyle zekata tabi olsaydı sahibi diyecekti ki 1000 liradan kiraya versem hepsi zekata gidecek kardeşim. 2000'den vereyim ki 1000 de bana kalsın. Aa, bu sefer içinde kiracıdan, oturan adam yanacak. Bravo, kiracıdan almış olacaktık. Acaba kiralar herkes zekat vermeye başladı diye mi arttı, ne oldu? O da ayrı bir mesele. Yakında ona da bir kulp bulunur. Fabrikadan değerinden zekat vereceksin desek adam daha bir kuruş kazanmaya başlamamış kardeşim. Bu kadar bir harcama yapmış, yatırım yapmış. Biz de ondan zekat istiyoruz. Hayır. O zaten o fabrikanın yatırımını yaparken fizibilite raporunu hazırlamıştır. Kaç senede kendini amorti eder, ondan sonra ne kadar kar getirir. O arada da şu kadar insana iş sahası açmış olur. Şurayı kaçırmadan arz edeyim. Estağfurullah. Mesken teşvikini yapmış. Evet. Meskenleri değeriyle zekatın dışında bırakmış. İş sahası, istihdam alanı meydana getirenlerin yatırımlarını zekatın dışında bırakmış. 3. Hayvancılıkta ya şimdi onu soracağım. Muafiyetler sınırı koymuş. Hayvanda da zekat var değil mi efendim? Hem var hem tabii var. 2. Ama ticaret malı gibi standart bir artmıyor. Nasıl yani? 40 koyunda bir koyun. Bilmeyen kimse yok. 40 koyunda bir. 80'de 2 değil. Aa niye? %2,5 değil. Aa. 120'ye kadar bir koyun, 121 olursa ikinci koyun istiyor bizim dinimiz. Sebep? Yani hayvancılıkla meşgul olun. Bak etin ne olduğunu, hayvancılığın ne olduğunu son zamanlarda anlamaya başladık. Gıdanın önemini bütün dünya kavramaya başladı. Hayvancılıkla meşgul olur bu kadar koyunuz olursa ister istemez insanlara etinden, yününden, sütünden, peynirinden aktaracaksınız. Velev ki parayla satsanız bile insanlar bundan istifade edecek. Hayvancılıkta bu teşvik var. Büyükbaşta 30'a 29 tane büyükbaş olsa zekata tabi değil. 30 olunca zekata tabi demek. 30 tane olunca bir büyükbaşı verecek demek değil. 2 yaşında bir dana verecek. Hayvancılıkta teşvik var, meskende teşvik var, iş sahası açmakta, fabrikada teşvik var. Şurayı kaçırdıksa söyleyelim, ana paralar zekata tabi de her karın üzerinden, her kazancın üzerinden ayrıca bir yıl geçecek diye bir kural yok. Tam tersine zekat gününde hangi meblağa ulaşmışsa, ister dün kazanılsın, ister bir ay evvel, ister bir hafta evvel zekata tabi olacak, hesaplanacak. Ve zekatı verilir. Zekat günü çok önemli. Herkes Ramazan'a yüklenip verirse zekatın ruhuna bu iş aykırı. Aykırıdır. Allah Teala herkesin zenginlik belli bir takdire beyan ettiği gibi bu takdire ve tayine göre hareket etmek kulluk borcu.
Bunu anladım hocam. Peki. Yani fakir bile anladım. Estağfurullah. Şimdi bir şey geldi hatırıma. Recep ayında zengin oldum ben. Evet. Bir dahaki sene Recep ayında Mustafa hocamın da irşadıyla kitapları da okudum. Ben hemen zekatımı verdim. Güzel. Ama şöyle bir şey oldu. Bu ayı verdim. Diyelim ki 20 bin lira zekat vermem lazım. Çok zengin olmuşum. Farkında olmadan 20 bin lira oldu. Bunu bir süreye yayabilir miyim? Evet. Anladım. Halbuki nakit 20 bin lira. 20 bin hemen o günü vermem mi lazım? Ha. Yoksa bunun bir süresi var mı? Var da verirsen en eftal verme şeklini yapmış olursun bir. İki, hayır yayabilirsin bir şartla. Geçen zamandaki paranın değer kaybını ilave edeceksin. Enflasyondan dolayı para değer kaybettiyse fakirin adına kaybetmesin. Efendim ilave et. İki, fakir kardeşlerimizi ben iki grupta düşünüyorum. Bir, eline para geçmeyenler. İki, geçen parayı çabucak harcayanlar. Götürsek 20 bin lirayı bir fakire versek bir hafta sonra adam elinde bir şey kalmıyor. Biz de diyoruz ki ya bu kişi bak 2 bin liralık evde oturuyor kira ile. Biz bunun 12 ay süresince kirasını üstlenelim. Hem o rahat eder hem birdenbire harcamış olmaz. Tamam. Her verdiğimizde enflasyon oranını üzerine ekleyelim. Öylece verelim, yıl boyunca da dağıtabiliriz zekatı. Yani onun oturduğu evdeki kirayı karşılayacak şekilde para tahsis etmek zekatla alakalı bir ödeme oluyor mu? Evet. Yoksa temlik şartıyla alakalı ne yapacağız? Kendine şöyle, benim evimde otur, kira verme, zekata sayayım. Olmaz. Burada temlik yok. İstifadeye sunma var. Ama siz falancanın evinde oturuyorsunuz, müsaade ederseniz kiranızı ben ödeyeceğim. Mal sahibine ödüyorum ama fakirden izin aldığım için. Altını fakir çizelim. Orada malın sahibi gibi yönetiyor. Biz onun vekili olmuş oluyoruz, o yönlendirme. Sanki bunu atlıyoruz gibi. Mesela bir şey söyleyeceğim hocam, bu çok önemli çünkü bunu yapıyorlar maalesef. Diyorlar ki biz falanca yerde şu kadar insanı doyuruyoruz, ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Zekatınızı bize verin. Biz sizin yerinize dağıtacağız deniyor. Mesela diyor ki şöyle bir ayakkabısı olmayan var. Şöyle binlenmesi olmayan var. Bunları böyle topluca verip al bunun da ayakkabı al. Al bununla üst baş al diye zekat verdiğimizde zekat oluyor mu? Efendim eğer para verirsek ayakkabı al desek bile o ayakkabı almak mecburiyetinde değil. Değil. Mülkiyet kendine geçtiği an tasarruf, temlik o. Yani bir de adama hürriyet veriyor İslam. Tabii. İstediği... Parayı aldığında o adam onun sahibi olduğunu hissedecek. Çocuğuna oyuncak da alır, efendim, evine ekmek de alır, borcunu da öder, tasarruf hakkı ona ait. Ama biz tasarruf etme hakkı vermeyip de evimde otur, bunu da zekata sayalım dersek istifadeye sunma olur. Benim evimde oturuyor fakir, ben de ona zekat vermek istiyorum. Kardeşim senin aylık... Kira borcun 1000 lira. Getir öde. Ben de sana 1100 lira her ay vereceğim. Veririm. Akzu kabz dediğimiz, evet, hukukçuların çok iyi anladığı, bir kere saniyelerle de olsa bir mülke sahip olma. Ben verdim zekatımı zekat niyetiyle. Niyet yeterlidir zekatta. İlla bu zekatım demeye gerek yok. Adam dedi ki hele veririm bakalım canım, bu kiramızla kaçmıyoruz ya dedi. Vermeyebilir. Çünkü mülkiyet ona geçti. Evet. Mutlaka tasarruf ona geçecek. İşte buradan dolayı camiye, köprüye, çeşmeye, okula zekat harcanmaz. Binaya. Binaya harcanmaz. Bak çok önemli çok bir hayır önemli. Son zamanlarda duyuyoruz, evet, Fatih Bey. Evet. Afrika'daki kardeşlerimiz su bulmakta güçlük çekiyor. Evet. Ya oraya bir kuyu açtırayım da zekatıma sayayım. Kuyu kimin mülkiyetinde kardeşim? Kimsenin mülkiyetinde değil. İstifadeye sunulmuş. Böyle zekat olmaz. O hayır olur. Büyük sevap kazanmış olursun. Ama öyle zekat olmaz. Bir hastane yaptıralım, sadece fakirler tedavi olsun. O binaya, o makine, o hastaneye alınan demirbaşlara verilen paralar zekata sayılamaz. Çünkü hiçbir fakirin mülkiyetine geçmiyor. 40 tane dairem var. Evet. Bir daireyi evi olmayan bir fakire temlik edersem zekat vermiş olurum. Ne güzel. Ama öyle yapmaz da
Sen şurada biraz otur işte, istifade et, sonra mal benim ha demeye kalkarsam dairenin tamamını zekata sayamadığım gibi aile kirasını da zekata sayamam. Çünkü bizzat vermiş değilim, temlik etmiş değilim. Temlik ne kadar önemli. Temlik. Ya şahsiyet veriyor aslında. Bir de o işte şahsiyet veren şeylerden biri de fakirin borcu fakirden izin alınmak şartıyla ödenmelidir diyor. İlmihal kitabı, herkesin Allah ulaşabileceği Allah. Bir şey. Şuraya bak ya. Efendim, bak ya. Eğer izin almadan ödersen kendi adına hayır yapmış olursun, sevap kazanırsın ama zekat vermiş olmazsın diyor.